Merhaba arkadaşlar, ben Necat. Bu videomuzda sizlerle beraber DJI'nin yeni çıkarmış olduğu DJI Mavic 3 ile ilgili ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Video gerçekten çok kısıtlı bir zaman içerisinde çok zor şartlar altında çekildi. Eksikleri muhakkak olmuş olabilir. Videonun sonunda lütfen bu eksiklikleri ve aklınıza takılan diğer soruları yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye geldiğinde elime DJI Mavic 3 geçerse bununla ilgili birebir inceleme videosunu ve DJI Mavic 2 Pro ile ilgili bir kıyaslama videosu da çekmeyi düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar, ben Necat. Bugün sizlerle beraber Mavic 3 incelemesini yapacağız. Şu an Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye ayağı için timelapse ile beraber burada arka planda Oğuz ve Kaan var. Burada şu an Oğuz abi de yanında zaten. Bu ekipte olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü Türkiye ayağında hem ülkenin turizmine katkı sağlamak hem de diğer tüm dünyada Türkiye'nin güzelliklerini, özellikle Kapadokya ve İstanbul'u tüm dünyanın görmesi işin gerçeği bizim için ayrı bir gurur verici bir durum. Diğer özelliklerini zaten masa başında anlatacağım fakat kısaca bir özelliklere değinmek istersek, diğer Mavic 2'den farkı öncelikle bir sensör iyileştirmesi gelmiş. Daha geniş FOV'da sensörler ve daha kaliteli sensörler gelmiş. Özellikle gelen kamera bu şekilde ve 7x kalite kaybı yaşamadan zoom yapıyor ve 22x'e kadar zoom yapıyor. Bu 22x'te tabii ki bir bozulmalar ve grainler meydana geliyor. Onun haricinde batarya üstten değil artık arkadan giriyor ve alt tarafta gördüğünüz üzere yine oval sensörler giriyor. Bunun haricinde yan tarafa değil de tam çapraz arkaya koymuşlar. Aynı zamanda üstte de iki tane sensör koymuşlar. Aynı zamanda daha fazla cihaz soğutması için daha fazla bir delik mevcut. Onun haricinde kamerası indirir indirmez hemen otomatikman kendini kilitliyor. Ve pervanelerin ölçülerini söylüyorum hemen. 94-53F ölçülerinde. Cihazın Smart Controller kumandası elimde. Bu Cine modeli. Bunun üzerinde gördüğünüz üzere hafıza kartı ve Type-C girişi zaten mevcut. Kumandanın özelliklerinden bahsedecek olursak, kumandanın şu ön tarafındaki HDMI ve diğer bağlantılar artık arka tarafa geldi. Burada Type-C, mini HDMI ve hafıza kartı bölümü gelmiş. Bu hafıza kartı bölümü ne işe yarıyor? Kristal antendeki gibi drone'un üzerinden çıkardığımız hafıza kartını direkt kumandaya takarak yaptığımız uçuşları da kumandadan görebiliyoruz. Kumandanın kalitesi gerçekten bayağı kaliteli. Bunun haricinde yaptığımız uçuşlarda geniş bir görüntüye sahip olduğundan dolayı bizim daha geriden aldığımız görüntüleri bunlar daha yakından aldı. Ve zaten bu video çıktığında çekilen görüntüleri göreceksiniz. Kumandanın pili oldukça yeterli. Zaten iyileştirmeler meydana gelmiş. Bunun haricinde sticklerin herhangi bir diğer bir farkı meydana gelmedi. Şunun pilinden bahsetmek istiyorum hemen. Özellikle sorulacak soru bu. 5000 mAh'lık bir pilden bahsediyoruz. Tabii ki pilin yapısı Mavic 3'te değişmiş. Biraz daha uzunlamasına bir pil oluşmuş. Yaklaşık abartı diyeyim ama 35 dakika civarında havada kalabiliyor ve yani ben gidip geldim, bizim Mavic'te uçuş yaptım, ikinci bataryayı taktım. Bunlar hala uçuş yapmaya devam ediyor. Dedim ki ikinci bataryayı taktılar mı? Dediler ki hayır. Yani uçuş süresi olarak gayet tatmin edici. Şu an için fiyatların ne olacağı belli değil ama tabii ki çıktığı zaman hepimiz göreceğiz. Şu gimbal kendini kilitliyor. Gimbal'ın ön tarafına yine bir filtre seti geliyor. Burada gördüğünüz iki tane kamera mevcut. Bu kameraların işte bir tanesi zoomlu, bir tanesi de normal. Zaten zoom yaptığınız zaman araya atlamalar meydana geliyor. Yine filtreleri klipsli yani döndürerek takıyoruz. Bunun haricinde uçuş ve kalkışlarda gayet güzel içerikler çıktı. Bunu kimler almalı derseniz de zaten araya yine birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Bunu gerçekten profesyonel olarak iş yapmak isteyip özellikle Inspire kalitesine yaklaşmak isteyenler alabilir. Çünkü üzerindeki sensör Inspire X5'teki sensörün aynısı dendi bizlere. Hangi programdan kullanıldığına gelirsek DJI Fly uygulamasından kullanılıyor. Tabii ki DJI Go 4 ya da DJI Go uygulamasına alışanlar için DJI Fly'a geçmek biraz daha tabii ki zaman gerektirir. Ki birkaç uçuşta hemen o programa da ulaşacaksınızdır. Normal yine bildiğimiz Mavic 2'deki gibi 2.8 diyafram var. Fakat sensörün büyüklüğünden kaynaklı ışığı daha fazla içine aldığından dolayı daha düşük shutter'larda ve daha düşük diyaframlarda ışığı olabildiğince içine güzel bir şekilde alıyor. D-Lock ve Cine-like zaten özelliği mevcut. Tabii ki en büyük özelliklerinden bir tanesi de 4/3 sensörün olması ve ayrıca Cine modellerinde içerisinde 1 TB SSD'nin olması, aynı zamanda da içerisinde hafıza kartının da olması her ikisine de proses kayıt yapmanızı sağlıyor. Tabii ki 4K'yı hafıza kartına ve yüksek boyutta olan proses kaydı da içerisindeki SSD'ye yapıyor. Bir diğer özellik de şu şekilde bir koruma kılıfı geliyor.
Şöyle gördüğünüz gibi aslında hem pervaneleri hem de gimbalı güzel bir şekilde koruyor. Şöyle şu şekilde göstereyim. Klipsli bir yapıda çektiğiniz zaman şu bölümden atıyor ve çıkartıyorsunuz. Onun haricinde şöyle şu şekilde direkt çektiğiniz zaman şu taraftan da direkt geliyor. Gimbal gördüğünüz üzere kilitli bir yapıda şu an. Eğer filtre vesaire değiştirirken burayı çok zorlarsanız belki ilerleyen dönemlerde buranın zarar görme ihtimali bence yüksek. Bu şekilde takılışını da. Mavic 3. Videonun ne zor şartlar altında çekildiğine sizler de şahit oldunuz. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa veyahut da eksik anlattığım veyahut da üzerinde duramadığım konularda eksikliklerim varsa lütfen sizler yorumlar kısmında belirtin. Bu videoyu çekmemde bana yardım eden Yusuf Kağan'a ve Oğuz abiye çok teşekkür ediyorum. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer insanların bu videoyu görmesini istiyorsanız aynı zamanda paylaşmayı unutmayın. Herkese kırımsız uçuşlar diyorum. Esen kalın.